Evet sevgili arkadaşlar. Münferit sohbetlerin ilk bölümüyle karşınızdayız. Karşınızda izliyorum ama tabii bu lafın gelişi. Çünkü program uyuşmazlığından ötürü e, ilk programı ben yapacağım. Kendi başıma. Buradan sevgili arkadaşlarıma sesleniyorum. Beni bu dalgalanan ses frekanslarına bakarak konuşmaya mecbur ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun yani havada sıcak sesi yalıtalım diye tüm pencereleri de kapattık. Klima da yok zaten. Muazzam bir ter içindeyim. Yani kan ter lafındaki terin hakkını veriyorum şu an. Neyse şimdi podcastimizin içeriğinden bahsedelim. Bakalım eğer üşenmezsek bizleri nasıl bir podcast bekliyor. Kısaca özetleyeyim ben size. Tamamen geyik üzerine. Yani en dar kisvede pardon en geniş kisvede değerlendirirsek geyik. içinde bol bol felsefik düşüncelerin edebiyattan gerek gündemden gerekse ikili ilişkilerden ya da sosyal ilişkilerden diyelim. Ee, bahsedeceğimiz detaylarla ağırlık geyik olmak üzere çeşitli sohbetlerde bulunacağız. Bir süredir aklımızda olan planladığımız amacımız budur. Ben böyle özetleyebilirim size. Ancak tek başına olunca tam olarak nereden başlayacağımı bulamadım. Hani acaba nereden başlasam diye. Gerçi bu hep hayatın içinden olan bir şey. Yani insan tam olarak bir şeye karar verdikten sonra nereden başlayacağını bilmiyor. Çünkü başlangıçlar zor. Bu bir gerçek. Hatta bu güzel de bir konu. Buradan başlayabiliriz. Bugün sizlere başlangıçların zorluklarından bahsedelim. Bahsedelim diyorum ama tek başımayım işte yalnızlığın asil tarafı da bu galiba. Bugün ee, başlangıçların zorluklarından bahsedeyim. Üşengeç startlardan yani. Spazmlı kalkışlar. Yani gerçekten zor şeyler. <laughs> bu kısmın konuşması gerçekten zor. Bir de kendi kendine gülünce baya bir değişik gözüküyor dışarıdan. Yani dinlerken anlayacağım ben de. O zaman başlangıçlardan bahsedelim dedik. Şimdilik ilişki bazındaki başlangıçları tenzil edelim. Daha çok iş ve eylem olarak yaptığımız başlangıçları ön alalım. Aslında kolay gibi geliyor. Sonuçta ayağa kalkmak ya da nefes almak bile bir sonraki iş için başlangıç sayılabilir. Ya da babalün senden hazır ayağa kalkmışken meyve suyup da getirsene dediği anda bile ister istemez bir başlangıç moduna giriyorsun. Peki Nedir bu zor başlangıç türleri? E, tabii ki de uzun vadeli başlangıçlar. Yani bu aslında çok basit bir soru. <laughs> Mesela 3 aylık bir kilo verme serüveniniz olsun. Tamam mı? Bunu e, faraza alalım. Ve bu durum için o meşhur pazartesiyi bekliyorsun. Belki o gün kardiyoduk salonun tozunu arttıracaksın. Ama ertesi gün o tamamen bir soru işareti. Keza bazı başlangıçların süresi sanıldığının aksine çok daha uzun olabiliyor. Kısaca devamlılık gerektiren her şeyin başlangıcı sıkıntılı. Çünkü insanın en büyük düşmanlarından biri, bu işlerin en başından beri seninle olan. Yani üşengeçlik. Üşengeçlik üzerine bambaşka bir yayında konuşmayı düşünüyorum. Çünkü bu hayatım boyunca müzdarip olduğum bir konu. Ama şu an değinmeyeceğim. çünkü üşendim yani. Başlasam bitiremem ben bunu. Az önce konuştuğumuz başlangıç sorunundan devam edelim. Hatta bunu biraz daha spesifikleştirelim. Yani mesela 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 yazı başlangıçları olsun. Ya aslında çok özelleştirdim mevzuyu ama en iyi bundan örnek verebilirim çünkü ben devamlı yazan bir insan olarak benim için başlangıçlar gayet spazmlı oluyor, gayet sancılı oluyor. Yani bu yani bu konuda örnek verebilirim size. Yani klasik edebiyatı hiç bilmeseniz bile hani her edebi eserde bir serim düğüm çözüm üçlüsü olduğunu bilirsiniz. Yani normal yazarlar bunu çok profesyonelce halleder. Yani muazzam girişlerle birlikte mekanlarını tanıtırlar. Sonra akıcılığı bozmadan düğüm bölümüne geçerler. Burada bütün olayları işlerler, geliştirirler ve iyice sarpa sardırırlar. En sonunda çözüm kısmı gelir ve olay çözüdür çözülür. Yani tüm meraklar giderilir. Genelleme yapacak olursak da mutlu sonuna biter. Bu genel edebi eserlerin yani standart normlardaki edebi eserlerin kabataslak işleyişi bu şekildedir yani. Tabi bu klasik edebiyatta profesyonel yazarların izlediği yol. Bir de benim gibilerin can çekişmeleri var. Hani günlerce giriş yapamazlar, yazının başına tam otururlar sonra duygu kaçar. İlhamın çişi gelir falan. Pencerene bir güvercin konar ne bileyim kaloriferin su kaçırır. Vesaire vesaire. Ama öyle ben oturayım da böyle yaldır yaldır başlayayım olmaz. Hadi diyelim başladın. Hadi diyelim başladın. Bir mucize oldu ve klavyeye basmaların ardı arkası kesilmedi. Sonrası nasıl biliyor musun? Devamlılık gerektirdiği için daha da sancılı. Hani bazen uzun kurgulara başlarsın ve üşengeç birisindir. Bir sekans yazarsın. İkincisi 3 ay sonra devam eder. Tabi kurgudan çoktan kopmuş oluyorsun bu sürede. Ne bileyim eski kız arkadaşın falan evleniyor. Öyle büyük molalar giriyor yani araya. Bu konuda güzel bir özet cümle söylemek gerekirse, üşengeçlik kavramı başlangıçların katilidir sevgili arkadaşlar. <laughs> Ve her katilin başlangıcı bir nefretle olur. Tam olarak bu kısmı neden söylediğimi bilmiyorum ama gayri ihtiyari bir tirat havasına girmiş olabilirim. Ama madem konusu açıldı biraz da nefretten bahsedelim. Hani nesilden nesile aktarılan o yegane duygudan. Medeniyet tarihi kadar eski olan bu his kanla, töreyle, gözyaşıyla ve canlarla besleniyor. Yoğun ve evladiyelik oluyor. Bitmek bilmeyen bir ateşe sahipler ve hududundaki her şeyi kül edene kadar durmuyorlar. Velhasıl kelam tehlikeli bir his. Ancak Tıynet gereği herkes de olduğunu düşünüyorum. Yani her birimizin nefret ettiği şeyler var. Bu bir gerçek. İzin verirseniz bugün nefret ettiğimiz tiplerden bahsedelim. Mesela hmm, pilava ketçap sıkanlar. <laughs> Gerçekten garip tiplemeler. Ya da bayram ziyaretlerinde sen daha evlenmedin mi diye soran, sonradan görme kıyas çiğnişteler olabilir. Türetebilirsiniz. Nefretteki çok tip var. Şimdilik Neyi seçelim? Yine bir faraza, bir misal alalım. Ha mesela bunu ben de yaparımcılar alabiliriz. Yani bunu ben de yaparım diye lafa girenler var. Yani hepinizin çevresinde illa böyle bir tip vardır. Tahmin edebilirsiniz. Cümle şöyle başlar genelde. Bunu ben de yaparım. Ne var ki? Yani sadece oturup poz veriyorsun. Bütün gün oturup fotokopi çekiyorsun. Ne var yani bunda? Bunu ben de yaparım. Adam gelir hiçbir bilgisi olmadığı halde senin işini rahat bulur ve seni eleştirir der ki bunu ben de yaparım. Burada tamamen diyor ki ben senin bütün meziyetini hiç zorlanmadan yapabilirim. Belki sen bunun okulunu okudun, belki alaylı yetiştin vesaire vesaire ama bir emek sarf ettin. Belli bir konuma gelecek kadar kendinde meziyet kastın teknik ve mesleki anlamda. Ancak biri geliyor karşına ve diyor ki bunu ben de yaparım. Ne var ki bunda? Oh, enteresan. Sözde çok gönlü ama imkan tanınmayan arkadaşlar, herhangi bir başarı kırıntısı görünce üzerine çullanan akbabalar gibi. Değil mi? Nedense bu tür tuvalet kağıtlarından pek hoşlanmıyorum. Sevmiyorum arkadaşım. Anlamlandıramıyorum. Ortada gerçekten övgüye tabi bir estetik varsa ya da bir başarı takdir edersin. Beğenmediğini belirtmek için misal alkışlarsın ya da onu ödüllendirirsin. Hadi bu bir şekilde seni hırslandırdı diyelim. Yani olabilir. Hırslı bir insan olabilirsin. Bir azmini tetikler bu. Gidip çalışıp o seviyeye gelene kadar kendini yırtarsın, değil mi? Neyle yanıp tutuşuyorsan o olursun. O olmak için uğraşırsın. Belki olursun. Belki bakarsın daha iyisini olursun. Bu normal ilerleyen senaryo. Bir de bunu ben de yaparımcıların versiyonu var tabii. Ortada takdire şayan bir şey vardır yine herhangi bir resim, diploma ya da evlilik ya da bir meslek. Aklına güzel olarak ne getirdiysen. Yani o an senin ne düşündüğüne bağlı bu. Ve o meşhur adam geliyor. Diyor ki bunu ben de yaparım. Ne var ki bunda? <laughs> Gerçekten sinir bozucu bir şey. Bunlar iki kardeş gibi aslında değil mi? Hani bu cümleden bahsediyorum. Bunu ben de yaparım ve ne var ki bunda? Olmazsa olmazlar yani. Düşünsene abi. Faraza Boksa derece yapmışsın. Belki senelerini vermişsin. Bunun için kantar, gözyaşı, rakibalboğa gibi sürüyorsun hayatını. Sabahları yumurta içiyorsun falan. Philadelphia sokaklarında koşturuyor gibi yürütüyorsun kendini. Sonra o muazzam gece geliyor. Ringe çıkıyorsun ve kazanıyorsun. Her şeye rağmen kazanıyorsun. Bir hatırlayan, 12 round geçiren adamların suratını görüyorsun. Sonra ardı ketumluktan kocaman olmuş sığırın biri çıkıp diyor ki bunu ben de yaparım abi ne var ki bunda. Antrenmanımı yoğun tutarım. 2-3 de ben de sallayayım. Enteresan. Ulan moron. Sen önce ağzındaki ayran tortusunu silbe. Kısacası arkadaşlar böyle olmayalım. Ya, yani ben de giriş gelişme belki olabiliyor. Ama sonuç kısmında hep bir kısırlık yaşıyorum. Nasıl bağlayacağım falan bunlar hep bende muamma. Olma. Ketum olmayın. Nazar etmeyin. Eğer ortada güzel bir şey varsa tadını çıkarın. Takdir edin. Sevin. Çok istiyorsanız çalışın ve elde edin. Çünkü herkes biliyor abi. Onu sen de yapamazsın. Aa, çok şey var yani onda. Evet, şimdi burada bitireyim konuşmayı. Bir sonraki konuşmada, bir sonraki podcast denememizde umarım arkadaşlarla programlarımız uyuşur. Ee, buradan herkese selam. Bahadır belki, <laughs> Yaset. Muhtemelen ilk denemeleri bu arkadaşlarla alacağız. Yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça